güzel bir gün. Havanın tadını çıkardığınızı umarım. Ama KCDCF Hava Merkezi'nden kötü haberlerim var. Bugün büyük bir fırtınanın yaklaştığını söylüyorlar. Ama eminim ki geçecek ve yakında yine güzel Kaliforniya havamıza kavuşacağız. Bir hafta sonra. Devam ederken federal yetkililer hava değişiklikleriyle bağlantılı resmi ölüm verilerini henüz yayınlamadı. Zorunlu tahliye önlemleri uygulanırken insanlar büyük bir telaş yaşıyorlar. Hala cevap yok. Birinin iyi olduğundan eminim. Mark, iki gündür haber alamadık. Bir şey olmaz. Biri akıllıdır. Ailesinden akıllı olduğunu düşünüyorum. Tamam, senden akıllı değil. Evet, doğru. Daha hızlı var. Evet. Daha hızlı. Sıkı tutun. Dikkat et. Şu tarafa. Sıkı tutun. Çok kolaydı. Ne? Yok bir şey Bri. GPS arızalı. Fırtına bulucu çalışmıyor.
Pekala, iyi haber. Fırtına burada, aramaya gerek yok. Sen sürmeye devam et. Buradan da çekmiyor. Daha iyi sinyal alabilir miyiz bakalım. Bree, dışarı çıkma. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Aileme ulaşmak için sadece birkaç saatimiz var. Bu verileri vermemiz gerekiyor. Fırtına da yardım edecek kimse... Yer altındaki sığınakta daha mı güvenli? Yani olmalılar. Sen ve ben dünyayı kurtaracağız. Yaşasın. Büyük bir fırtınayla savaşacağız. Hayır, bak! İyi misin? Evet. Geri çevirebilir misin? Pekala. Hayır. Çöküyor. Ne yapacağız? Kapıyı aç ama yavaş ol. Hadi. Açıl. Pencereyi deniyorum. Hadi. Git git git. Telefonu al. Geliyorum. Bekleme, hadi. Ayağım. Buraya sıkıştım. Konsoldan bir bıçak al. Ah Tanrım. Hadi. Hadi. Kurtuldum. Hadi. İşte oldu. Hadi bu taraftan. Hadi. Doğru yöne gittiğimizden emin misin? Evet, sadece birkaç kilometre kaldı. Yaklaşmış olmalıyız. Danışmayı bulmam gerekiyor. Fırtınanın geldiğini anlamak için telefona ihtiyacımız yok. Yakında içeride olacağız. Bu arada fırtına bilgisini bir an önce bulmamız gerekiyor. Böylece... Ne yapacağız peki? Bu şeyi yenecek miyiz? Peki, şu anda tüm dünya kilitlenmiş durumda. Ama sen ve ben bu sorunu marketten aldığımız bir telefonla çözeceğiz, öyle mi? Hey, benimle gelmeni istemedim. Biliyorum, üzgünüm. Sadece beni korkutuyor. Fırtına, iletişim kopukluğu, hepsi berbat. İnsanlar ölüyor. Dünya ölüyor. Bu çok fazla. Biliyorum. Dünyayı kurtaracağına söz verir misin? Söz veriyorum. Marketten aldım. Ne? Telefonu marketten aldım. Umarım garantisi hala geçerlidir. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Şu anda sinyal bulmaya çalışıyorum. Dağlarda açıklık olabilir. Nereden biliyorsun? Burası kurtların yaşam alanı değil. Göç alışkanlıkları değişiyor olmalı. Çevre bilimi diplomamı bir yerde kullanmalıyım, değil mi? Seni getirmemin sebebi olduğunu biliyorum. Espri anlayışım ve büyüleyici kişiliğim değil miydi? Hayır. Gitmeliyiz. Hadi acele et. Hadi gitmemiz gerek.
Bu da ne? Bu toprak değil. Bu bir göl. Sence yeterince donmuş mu? Öyle görünüyor. Hala en kısa yol bu. Dikkatli yürümeye çalışalım. Tamam. O ne şimdi? Tyler. Nedir bu? Hadi. Tamam. Hey, iyi misin? Evet. Belki de kısa bir mola vermeliyiz. Ne dersin? Hayır, hayır. Bizim içeri girmemiz gerek. Bak, şu anda terliyoruz. Ama hava karardıkça sıcaklık düşüyor. İnanılmaz soğuyor. Bekle. Sen de duydun mu? Evet. Her yerdeler. Koşuyor muyuz? Hayır. Yavaş ol. Kaçarsak kovalarlar. Tamam. Tamam. Orada. Oraya gitmemiz gerek. Hadi. Ben şu tarafa bakacağım. Bree, içeri girmenin bir yolunu buldum. Bir kampa veya okula benziyor. Tamam. Ailemi aramaya devam edeceğim. Nerede olduğumuzu bildireceğim. Alo, Bree. Anne, baba, duyuyor musunuz? Alo, Bree. Tatlım, buradayız. Anne, baba. Duyuyoruz Bree. Duyuyoruz tatlım. Size ulaşmaya çalışıyordum ama uydu telefonunda bile fırtına sinyal almamı engelliyor. Nerede olduğunu söyle tatlım, yakında mısın? Tyler ve ben gezimizden dönüyorduk ama araba battı ve yollar kapalı. Sorun değil, bir bölge okuluna sığındık. Bölge okuluna mı? Dinleyin, fazla zamanımız yok. Uydu bağlantım her an kopabilir. Ama araştırma notlarınızdaki uzaktan alıcı prototipini tamamladım. Bu şema aylar önceydi. Ama... sanırım artık hava durumu modellerini toplayıp algoritmalarını çok daha hızlı hesaplayabilirim. Ancak verileri almak için fırtınaların neden olduğu parazitlerden kaçınıp uyduya erişebileceğim bir yere gitmeliyim. Seni almaya geliyoruz. Ama baba... Hangi okul bu? Okulun adı ne Bree? Adı ne? Bölge okul. Bree, tekrarlar mısın? Tam duyamadık. Red. Bölge okulu. Bree. Baba. Baba, orada mısın? Anne. Bree. Baba. Dikkat edin. Fırtınalardan başka tehlikeli şeyler duyuyorum. Bree. Bree. Alo. Baba. Baba, orada mısın? Sorun değil. Tamam. Onu bulacağız. Söz veriyorum. Alo. Baba. Lanet olsun. Yeri. Evet. Demek buradaydın. Merhaba Mark. Seni görmek güzel. Evet, seni de. Dekoru çok sevdim. Evet, Arktik kıyamet günü şıklığı ve biraz da lavanta. Merhaba Helen. Merhaba Larry. İyi görünmüyor değil mi? Hayır. Jeneratörler yaklaşık bir saat önce bozuldu. Daha da kötüsü, ortalamanın 3 derece altındayız. Sadece 3 gecede mi? Larry, haritalar nerede? Haritalar mı? Kağıt haritalar mı? GPS ve vericiler kapalıyken ilkel yöntemlere dönmeliyiz. Bilmiyorum. Oralarda bir yerdeler. Tamam. Evet bak.
geri dönüşü olmayan noktaya ulaştık. Nihai soğuk dalgası geliyor. Bu fırtınalar daha da kötüye gidecek. Evet. Ne yapacaksın? Eşyalarımı topladım. Hava kuvvetleri üssüne gidiyorum. Ailemin de orada olmasını umuyorum. Daha da önemlisi, ordu bir iletişim ağı oluşturdu. Dünyanın bütün bilim insanlarıyla konuşuyoruz. Sorun şu ki elde yeterli veri yok. Fırtınaları hala anlayıp çözümleyemedik. Haritaları buldum. Ne yapıyorsun? Biri erkek arkadaşı Tyler'la yolda kalmış. Onları almalıyız. Tamam, neredeler? Bir bölge okulundalar. Hangi bölge okulundalar? Red. Red bölge okulu mu? Gittikleri yerden fazla uzakta olamaz. Red adında kaç tane bölge okulu olabilir ki? İşte burada. Redus bölge okulu. Tamam, bu olması lazım. Hı. Tamam. Şuradaki ana yolu görüyor musunuz? Bunu kullanırız. Kapanmışsa kamyonetle aşabiliriz. Sonra ne yapacaksın? Hava kuvvetleri üstünde buluşuruz. Ama onları almalıyız. Pekala. Çok gecikmeyin. Tamam mı? Evet. Yakında görüşürüz. Bir şekilde. Evet. O çocukları kurtarın. Hey, bu arada biliyor musun, laboratuvardan size yardımı olacağını düşündüğünüz her şeyi alabilirsiniz. Tamam Leri, teşekkürler. Görüşürüz. Tamam, ne bulabileceğine bir bak. Etrafa göz atacağım, ne alabiliriz bakalım, tamam mı? Yani çalacak mısın? Çalmayacağım. Patron benim. Peki patron. Faydası olur. Hazırlık için bu nasıl? Tek Badger, sesim giriyor mu? Badger Tek, sesiniz zayıf ama duyuluyor. Tekrarlıyorum, sesiniz zayıf ama duyuluyor. Anlaşıldı. Fırtına şu anda 1200 metreye alçalıyor. Yerdeki son hareketleri görebilecek konumdayız. Hayatta kalanlara bakmak için izin istiyorum. Bekle Beşir, olumsuz. Kötü hava nedeniyle üste dönün. Tekrarlıyorum, kötü hava nedeniyle üste dönün. Tek, hayatta kalanlar olduğunu görüp doğruladık. Hayatta kalanlarla görsel bağlantı kuruldu. Tango 0916'da alçak kontrol için izin istiyorum. Anlaşıldı Beşir, tekrarlıyorum. Olumsuz, üste dönün. Görev iptal, üste dönün. Yapamam Tek. Yapamam. Tamam. Badger, ne yapıyoruz? Devam ediyorum. Kalanlar, dönmekte özgürsünüz. Sizinleyim efendim. Öyleyse gidelim. Bayım, bakar mısınız? Geç kaldın. Hoşça kal. Hepimiz öleceğiz. Hayır. Thank you.
Ellerim soğuksa özür dilerim. Ellerin soğuk, kalbin sıcak. İğrenç. Peynirli üzüm suyu ister misin? Dışarısı nasıl görünüyor? Öğretmen gitti. Gitti mi? Ne demek gitti? Tyler, az önce çıkıp gitti. Evet, durum iyi değil. Malzememiz tükenmek üzere. Hemen hemen hepsi bitti. Sadece birkaç gün yetecek kadar yiyecek var. Diğerleri de bilmeli. Bri, bu çocukların hepsi kapana kısıldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar mı? Bizden sadece 2 yaş küçükler. Ve biz gelmeseydik kim bilir ne olurdu onlara. Ailene ulaştın mı? Evet, ama bulutların yüzünden zor duyuyorum. Bize yardım etmek için yola çıkmışlar. Baban kızını kurtarmak için her şeyi yapacak. Yolculuk geride kaldığı için üzgünüm. İyi zaman geçiriyordum. Ben de. Ama Tyler, bu çocuklara yardım etmeliyiz. Çocuklar mı? Şimdi çocuklar mı? Tyler, onlara yardım etmeliyiz. Bak Bri, şu anda herkes fazla gergin. Erzaksız kaldığımızı söylersek bazıları farklı tepki verebilir. O zaman onlara yardım yolda deriz. Ailem yakında burada olur. Minibüsü çalıştırırlar ve buradan gideriz. Bakın, kötü görüntüğünü biliyorum ve hepiniz korkuyorsunuz. Ben de öyle. Ama şimdi yapmamız gereken şey... Affedersiniz. Kimsenin sizi sözcü, lider ya da siz ne sanıyorsanız öyle seçtiğini hatırlamıyorum. Roger, yapma. Ayrıca... Burada okumuyorsunuz bile. Kimse bizi bir şey için seçmedi. Tyler ve ben sadece... Dışarıda minibüs var. Onu çalıştırmak yeterli. Bu kadar yeter. Tyler, ben hallederim. Peki Roger, değil mi? Adını doğru söylüyorum Roger. Peki senin planın ne? Hey, kendini atayan sensin. Hayır, devam et. Artık yetkili sensin. Peki minibüsü çalıştıracak mekanik bilgin var mı? Bahsettiğim bu değil. Ve çalıştırabilirsen yolları nasıl temizleyip nereye gideceğini ve ne yapacağını biliyor musun? Tamam. Ama bu iyi bir şey değil. Arkadaşlar. Deprem mi? Bu deprem değil. Hey millet, ne oluyor? Herkes hemen içeri girsin. Eğilin, eğilin. Ne? Ne oluyor burada? Herkes eğilsin ve siper alsın. İçeride neler oluyor? Alya! Alya, elimi tut. Alya! Elimi tut. Sanırım durdu. Alya, Alya, iyi misin? Hey, artık bitti sanırım. İyi misin? Roger! Yardım et! Çek!
Çek onu! Dışarı çek onu! Londra, İngiltere ve Paris, Fransa'dan giriyor. İletişim kesik kesik sağlanıyor. Fırtınaların dünya çapında olduğunu biliyoruz. Asya ve Orta Doğu'dan bilgiler geldi. Daha önce hiç görmediğimiz bir ölçekte yıkım var. Sayısız tren raydan çıktıktan sonra tüm toplu taşıma yöntemleri devre dışı. Ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey, sığınak bulun ve dışarı çıkmayın. Ve Tanrı hepimize yardım etsin. En kötüsünün önünde kalmayı başarıyoruz. Bizimle arasında hala birkaç saat mesafe var. Evet, koşullar aynı kalırsa bir saat içinde orada olabiliriz. Hey, şuna bak. Araba kullanıyorum. Doğru, üzgünüm. Dinle o zaman. Buraya yakın bir yerde tuhaf bir anormallik var. Anormallik mi? Evet. Fırtınalardan etkilenmiş gibi görünmüyor. Arıza olmadığından veya uydunun havadan etkilenmediğinden emin misin? Olabilir ama... ya değilsin? Mark, yavaşla. İçeride kimse var mı? Evet. Tanrı'ya şükür. Yardım edin, çıkamıyoruz. Tamam, dayanın. Sizi çekmeye çalışacağız. Üzgünüm. Tamam. Sorun değil. Teşekkür ederim. İyileşeceksin. Kısa sürede derslere geri döneceğiz. Bu arada sanırım okul bir süreliğine iptal edilebilir. Peki ne kadar süredir bu okuldasın? 2 yıldır. Sonbaharda lojistik destek sertifikamı alacağım. Güzel. Sadece sekreterlik derecesi. Sen okula gidiyor musun? Mezun oldum ama yakında okula döneceğim. Bu şekilde nasıl? Gayet iyi. Acımıyor değil Onu mi? Onu indirebilir miyim? Tamam. Evet. Lanet olsun. Evet, daha iyi günleri olmuştur. Pekala, hadi açmayı deneyelim. Bundan emin misin? Buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam, beni havaya kaldır. Olur. Ne görüyorsun? Hiçbir şey, tamamen örtülüyüz. Tanrım, dalga mı geçiyorsun? Mahsur mu kaldık yani? Evet. Tek sorunumuz bu değil. O zaman nedir? Yardım geldiğinde bizi nasıl çıkaracaklar? Nasıl bu kadar sakinsin? Birkaç bilim adamı tarafından yetiştirildim. Paniklemeden önce analitik düşünmek ve durumları değerlendirmeyi öğrettiler. Ama evet, acele etmemiz gerekiyor. Evet. Bana sadece yağ değiştirmeyi öğrettiler. O da işe yarar. Tanrım.
Bak, henüz paniğe kapılmayalım. Bence ayrılalım. Başka çıkışlar ve pencereler bulalım. Ve çıkış var mı bakalım. Peki ya yoksa? Geri vitesi alır mısın? Bekleyin. Tamam, aldım. Tamam, bekleyin. Sizi çıkarmaya çalışacağız. Anne, korkun. Sorun yok bebeğim. İşe yarayacağından emin misin? Yarayacak, yarayacak. Çalıştır. Gazı iyice yüklen. Hadi, hadi. Devam et. Yeniden gaz ver. Gazla, hadi. Durma. İşe yarıyor, evet. Hadi, hadi. Devam et. Aferin, aferin. Ha. Çok iyiydi. Hayatımızı kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Nereye gidiyordunuz? Medres Hava Kuvvetleri üstüne. Sığınakları orada. Oraya mı gidiyorsunuz? Hayır, kızımızı bulmalıyız. Redwood Bölge Okulu'nda. Ah. Dağın sadece birkaç kilometre aşağısında girişteki ilk bina. Fırtına bastırmadan hedeflerimize ulaşmak istiyorsak harekete geçmek zorundayız. Peki. Sığınaklara gitmeyeceğinizden emin misiniz? Hava iyice bozmadan güvenli bir yere gitmeniz gerekiyor. Evet, eminiz. Artık gitmeliyiz. Oğlunuzu güvenli bir yere götürün. Buzlu bölgelere dikkat, tamam mı? Yollar hala güvenli ama hemen yola çıkmalısınız. Çıkacağız. Size çok teşekkür ederim. Ne diyeceksin bebeğim? Teşekkür ederim. Rica ederim. Annene iyi bak. Güvende olun. Hadi gidelim. Bulacağız. Spor salonu mu var? Burada okumuyorum, öyle değil mi? Şey, belki öğretmen odasında ya da... Öğretmenler odasında bulacağımızdan şüpheliyim.
1000 metreye iniyorum. Anlaşıldı. 1000 metreye iniyoruz. Major, kızıl ötesinden ısı sinyalleri alıyorum. Anlaşıldı. Snoopy, daha yakından bakmaya gidelim. Hayatta kalanlar olabilir. 650 metreye iniyorum. Yoğun bir bulut örtüsü var. Snoopy, Polik yönünde çok sayıda sinyal var. Major, görebiliyor musun? Olumsuz Snoopy. Yüksekten bakın. Şu anda görebilen var mı? Benim ekranımda da sinyaller var. Hey! Görmemiz gerekmez mi? Bulutlar kalın değil. Bu hiç mantıklı değil. Rotada kalın. Fırtına alıcılarımızı bozuyor olmalı. Hiçbir şey göremiyorum. Aletlerimiz yanlış sinyal veriyorsa yükselmeliyiz Major. Anlaşıldı. Bitti. O da nedir? Major! Major düştü. Tekrarlıyorum. Major düştü. Tek. Mayday. 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 Ben Snoopy. Major'ı kaybettik. Geri dönmek. Şimdi her şeyden kopmuş durumdayız. Buzun kalınlığı 1,5 metre olmalı. Belki bir ateş yakabilir ve yol açabiliriz. Notlarımızı kullanabilir miyiz? Bu buzu eritecek ateşi yakabileceğimizden şüpheliyim. Ne kadar sürerdi? 12 saatten uzun sürer bence. Bizim bu kadar zamanımız yok. Yol açmak için kullanabileceğimiz bir şey olmalı. Binanın her yerini aramadık. Hala biraz zaman var. Bence ara verip bir plan yapalım. Anlamıyorsunuz. Dostum, senin derdin ne? Biraz sakin ol. Hiç zamanımız yok. Başka bir çığın, belki daha büyüğünün ne zaman üstümüze geleceğini bilemezsin. Bu kadar yeter. Bir şeyler yapmalıyız hemen. Bu nedir? Bunu nereden buldun? ATM dolabında propan tüplerinin yanında buldum. Onları kapıların önüne koyun ve bunu kullanarak ateşleyin. Bence sen çok fazla köpek balığı filmi izlemişsin. Minibüsü çalıştırabilmek için patlatıyoruz, yoksa yardım için yürümeye başlarız. Kötü göründüğünü biliyorum ama tek sığınağımızı içeriden havaya uçurmak iyi bir fikir değil. Bakın, artık burada olamam. Çığ henüz çatıyı gömmedi. Hala yukarıda işaret var. Şu aptal işaret. Evet, aptal işaret. Ama kilometrelerce uzaktan görülebilir ve onu son çare olarak saklıyorduk. Peki ne kadar bekleyeceğiz? Bak, tek istediğim 2 saat. Çatıya çıkacağım, ışığı yakacağım ve 2 saate gelmezlerse tamam, patlatırız. Bri, bundan emin misin? Elbette emin değilim. Ama seçeneklerimiz tükeniyor. Başka bir fikrin var mı? 2 saat. 2 saat. Tyler, yakmak için yardım et. Peki. Hala iyi mi? 80 dakikalık bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ama Mark, anormallik gitmiyor. Bu bir aksaklık değil. Bu şey gerçek olabilir. Peki nerede? Okulun sadece birkaç kilometre doğusunda. Lanet olsun. Lastik patladı. İnip bakacağım. Hemen gelirim.
Pekala. Tamam. Çakmakla yakmayı dene. İşte böyle. Umarım işe yarar. Umarım. Roger'ın binayı havaya uçurmasına izin vermek istemiyorum. Bu aslında biraz da romantik. Kulübeye varana kadar bekleyecektim ama bundan daha iyi bir an bulamayacağım sanırım. Bree Jacobs, benimle evlenir misin? Kesinlikle evet. Yayla olmalı. Direksiyonu bırakma. Hiç anlamıyorum. Bir yayla fırtınadan neden etkilenmesin ki? Havanın akışını kesintiye uğratıyor olmalı. Şekil ve rakım fırtınaların etrafında üzerinden geçtiği bir cep yaratır. Böylece alana hiç zarar vermeden geçer. Sanki nehirdeki beton bir direk gibi akım etrafından geçip gider. Ve üzerinden mi? Gördüğümüz şey için tartışalım mı? Vay canına. Bunu beklemiyordum. Görünüşe göre buradaki öncekine göre çok daha sert esiyor. Sana daha da kötü haberlerim var. Ne? Yoksa yavaşlıyor muyuz? Yavaşladığımızı sanmıyorum. Sanırım fırtına hızını arttırıyor. Bence Bree'nin cihazını o platoya götürürsek bu fırtınalarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için Larry'e ve Ordu'ya göndermemiz gereken verileri alabiliriz. Dünya eskisi gibi olmayacak. Bunu durduramayız. Hayır ama bu verilerle türler açısından uyum sağlamayı öğreniriz. Keşke şu anda nerede olduğumuzu bilseydik. Ya da okula ne kadar yaklaştığımızı. Sadece kar var. Gelmiş olmalıydık. Anlamıyorum ama kertiriz alabileceğimiz bir yer olsaydı, ne olursa yüksek bir tepe. Şuraya bakar mısın? Nedir bu? Bu okul mu? Aferin sana Bree. Tanrım. Saate bakmayı bırak. Zamanın farkındayım. Sen nasılsın? Daha iyiyim. Yakında buradan kurtulacağız. Her yerin altını üstüne getirdik ama işe yarar bir şey bulamadım. Bıçak yok. Sırayla kullanabileceğimiz kazma gibi bir şey de yok. Roger, süreyi uzatmak isteyeceğini sanmıyorum. Üzgünüm çocuklar. Bir anlaşma yaptık. Çok yakında biraz buzla ilgilenmeyi umuyorum. Hepsini eriteceğim. Demek o silah kullanacaksın. Öyle ya da böyle buradan çıkacağım ya. Siz de duydunuz mu? Hiçbir şey duymadım. Hava soğuyor. Annem ve babam gelmeden önce aşağı inip ısımızı koruyalım.
delilik. Girişi bulmaya çalışalım. Görüyorum, küçük ama oraya sığabilirim. İyi gördün. Evet. En önemlisi bunlardan birini al. Eğer içerideyse... Eğer içerideyse onu bulacaksın. Ve güvenli bir çıkış bulacaksın. Dikkatini buna ver. Fazla zamanımız yok. Yolunu kapatan şeyler için çekiç kullanmayı dene, tamam mı? Ve acele et. Fazla zamanımız yok. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İçerideyim.
Bu harika tatlım. Bir şey bulur bulmaz bana haber ver. Ve en kısa sürede geri dön, tamam mı? Cici köpek. İsteyen var mı? Anne! Tanrı'ya şükür. O işaret ateşini gördüğümde iyi olduğunu anladım. Bree dışında kimse düşünemedi Bayan Jacobs. Tyler, bana artık Helen demelisin. Tamam, öyleyse bundan böyle bana anne diyebilirsin. Tamam. Hey, herkesi buldum. Bree, Tyler ve başkalarıyla birlikte. Bu harika. Başka bir sorunumuz olabilir. Ne demek sorunumuz olabilir? Buzlar kırılarak çatlağı kapattı. Bu fırtınadan önce başka bir çıkış yolu bulmalısınız. Fikri olan? Olabilir. Baba, alo, orada mısın? Buradayım tatlım. İyi misin? İyiyim baba. Sesini duymak güzel. Senin de. Orada her şey yolunda mı? Bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Bu fırtına herkes için çok kötü olacak. Üzerinde çalışıyoruz. Birkaç dakika sürer. Bekliyorum tatlım. Hey baba. Duvarın hangi tarafındasın?
Doğu, neden? Patlamadan uzak olman için soruyorum, sıkıntı olmaz. Patlamadan mı? Bri? Hayır, kontrolümüz altında, merak etme. Galiba. Tamam. Bri? Alo, Bri? Çocuk yapın dediler. Eğlenceli ve keyifli dediler. Bundan emin misin? Şimdi geri adım atamayız. Yapabilirsin. Yanlış yönde patlarsa ters gidebilecek pek çok şey var. Evet ama başka seçeneğimiz yok. Başaracaksın. Eylin, başlıyoruz. Buraya geliyorum. Evet, minibüs hazır. Bacağın nasıl? Acıyor ama oraya gidebilirim. Tamam. Ay çocuklar, eve gidiyoruz. Hey Bri, seneye burada okumaya ne dersin? Evet, yüksek lisans için gerçekten heyecanlıyım. Hey, kurtardığın için teşekkür ederim. Ben değildim, Tyler'dı. Evet, hazır mısınız? Minibüsün akü kablosu gevşemiş. Ama ailem arabalarla ilgili bir şeyler öğretti demiştim. Harika. Şey, ben geride bir şey bırakmış mıyız diye bir bakayım. Sanırım silahlı günlerim bitti. Minibüs hazır mı? Messrs. Hava üstüne gidiyoruz değil mi? Aslında oraya gitmiyoruz. Güvenli tek yer orası. Yollar düzelince oraya gitmeliyiz. Bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Onları Matrix hava üstüne götür. Sizinle ilgilenirler. Peki. İyi şanslar. Sana da. Tyler'a yardım edeceğim. Tamam tatlım. Onları gördün. Tyler'ı sevdiğini sanıyordum. Onu seviyorum. Sevdiğimi bilmesini istemiyorum sadece. küçük kızımız. O iyi bir adam. Mutlu olacak. Tamam mı? Merak etme.
Bunu çok sevdim. Pekala. Ne kadar zor olabilir ki? Havadaki hız, yükseklik, yakıt. Evet. Tamam. Ateşleme. İşe yaradı. Hava kuvvetleri üssü, ben geliyorum. Bir anormallik mi? Bu tamamen mantıklı. Rüzgar akımlarına göre hava şartlarından güvenli bir alan oluşuyor. Evet, bir baha gibi. Konumu yaylayı koruyor. Havanın uçak kanadının üzerinden geçmesi gibi. Anladığımdan emin değilim. Bilim insanı ailesine katılacaksan buna alışsan iyi olur Tyler. Bu arada tebrikler. Ama sonra kutlamamız gerekecek. Yayla çok uzakta değil. Ben verileri alıp bilimsel topluluğa iletebilirim. Baba, gidebilir miyiz? Fırtına sistemine bağlı. Ne kadar kötü? Olabildiğince kötü. Ama sınırındayız. Yani... Deli gibi kullanırsan bize yetişemeyebilir. Elimden geleni yaparım. Hey Bay Jacobs. Yani baba. Mark. Kullanmamı istediğiniz zaman ya da... Motorda sorun mu var? Motordan olduğunu sanmıyorum. Bence bu... Hayır, bakın. Gördüm. Tutunun. Tutunun. Anne, sakin ol. Tutunun. Daha hızlı Mark. Tamam. Tamam. Tamam.
Olamaz. Hayır, 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 hayır. Görünüşe göre yolda fırtına var ve büyüyorlar. Yayla korunaklı kalmayacak. Verileri kısa sürede alamazsak fırtınalar çok daha güçlü olacak. Bu kamyonet fazla dayanmaz. Tyler'ın arabalardan iyi anlaması da yetmez. Ne yapacağız? Bir fikrim var. Aa, bu sesi biliyorum. En son ne zaman yağ koydun? Sanırım vites kutusu bozuldu. Neyse ki iyi dayandı. Karakol orada. Benden önce hizmet dışı bıraktılar. İçinde ne var bilmiyorum. Otomatik deneyler ve veriler için minimum güç. Kartım bizi içeri sokabilir. Hiç yoktan iyidir ve bir plan yapabiliriz. Hey 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 hey. Onun da ne yapmayı düşünüyorsun? Bak, eğer biz dışarı çıkmazsak onlar içeri gelir. Belki onları ikna edebiliriz. Bu adamları mı? İstedikleri şey bizde yok. Ama hazır olun. İnsanın parçalanması uzun sürmedi. Merhaba. Merhaba. Görünüşe göre arabayla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Maalesef bölgedeki otomobil servisi bu mevsim kapalı. Bugün dışarı çıkmamalıydınız. Çok şiddetli bir fırtına geliyor. Aa, evet, biz buradan geçiyorduk. Arabamız bozuldu. Ödünç arabanız var mı? Araba mı? Arabam olsa bile pek ödünç verecek biri değilim ben. Çantada ne var? Sizi ilgilendirecek bir şey değil. Beni ilgilendiren şeye şaşıracaksınız. Pullar. İngiliz edebiyatı. Çantanda ne var? Bunun için vaktimiz yok. Büyük bir fırtına yaklaşıyor. İşte bunda haklısın. Bak, ben bilim insanıyım. Barınağa gitmemiz gerekiyor. Umurumda bile değil. İstediğimizi alacağız. İstediğimiz her şeyi. Ve hepsi bu. Önce paltonuzun altından ucunu gördüğüm silahı alacağım. Hemen. Çantayı al. Hiçbir şansın yok. Kaçın! Kaçın! Hadi, hadi, işte kapı. Atlamalısın tatlım. Hadi, evet, lütfen, atla hadi. Seni yakalayacağım. Başaracağız. Çantayı at. Hadi. Çantayı at. Önce çantayı at. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Ah!
hayatım. Gitmeliyiz. Hayır. Gitmeliyiz. Hadi gidelim. Açıldı. Bu kadar yaklaştığımıza inanamıyorum. Plato'yu görebiliyordum. 10 kilometreden daha uzakta olamazdı. Şimdi 1000 bile olabilir. Henüz bitmedi. Hala birlikteyiz, değil mi? Bir şansımız var Mark. İnanabiliyor musun? 5 dakika içinde buradan çıkıp yolu yarılayabiliriz. Ancak sonraki verilere göre fırtınalar o kadar güçlü ki aylarca sürebilir. İşimiz bitti. Tüm insanlık. Bri, ben, sen. Bir yolunu bulacağız. Evet, bulsak bile ne olacak? Fırtınalarla yaşamayı mı öğreneceğiz? Bu nasıl bir yaşam olur Bri için? Dünya bu adamlar gibilerle dolu olduğunda. Hayat böyle. Önemli olan bu, değil mi? Hayatta kalıyoruz ve olabildiğince çok veri topluyoruz. Ve bu bize bu fırtına modellerini başka yöne çevirecek teknolojiyi geliştirme olanağı sağlayabilir. Hatta kontrol edip durdurabiliriz de. İnsanlığın ne yapacağını kim bilebilir? Ama inanman gerekiyor Helen. İnanman gerekiyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Merhaba tatlım, sen nasılsın? Merhaba tatlım. Çok üzgünüz. Hepimiz Haydar'ı çok özleyeceğiz. Onu çok sevdiğini biliyoruz. Çok üzgünüm. Az önce babanın motivasyon konuşmalarından birini kaçırdım. Öyle mi? Evet, ve oldukça iyiydi. Motive konuşmaları bana hep yönetim kurulu üyemiz Andrew Capello'yu hatırlatır. Vay canına. Andrew Capello. Ne? Anlamadım. Baba! Leri bana Andrew'un arabasını buraya bıraktığını söyledi. Eşinden saklıyordu ya da vergi meselesiydi bilmiyorum ama buraya bırakmış. Anahtar buralarda olmalı. Buralarda olmalı. Buldum. Bu fırtınadan değil. Arabaya doğru koşmaya hazırlanın. Cezasını çekecek. Sen. Buraya hadi. Fırtınalar arasındaki açıklık çok sürmez. Gitmeliyiz. Ah!
Anneni daha iyi tanımalısın, tamam mı? Arabayı çalıştır, hemen gidiyoruz, hadi. Dur, dur, dur. Bundan vazgeçmen ve bizi bırakman gerek lütfen. Daha önemli şeyler tehlike altında. Çok insanın hayatı tehlikede. Vede, vede, vede. Hey! Aileme kimse bulaşamaz. Arka kapıya gidelim. Tamam. Hadi. Araba lazım mıydı? Metres hava üssü, cevap verin. Metres hava üssü, bu benim. Neredesiniz? Metres hava üssü, cevap verin. Metres hava üssü, lütfen cevap verin. Kimliği belirsiz uçak burası Metres hava üssü, duyuyor musunuz? Merhaba, merhaba. Evet, size ulaşmaya çalışıyorum. Neredesiniz? Kimliği belirsiz uçak, yardım edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir sorunum olabilir. Kanatlarım hızla donuyor. Tam önünüzde. Kanatlarınızı düz tutun ve pisti her an görebilirsiniz. 6 numaralı piste inin. Anlıyorum. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Anladım. Pisti görebiliyorum. Başarabilirim. Olumsuz. Yanlış pist. 6 numara. 6. pist. 6 numara. 6. O kadar zor değildi. Pilot lisansına ne gerek var ki? Sonunda bize yetişti. Herkes sıkı tutunsun. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Başaracağım. İyi gidiyorsun bebeğim. Başaracağım. Hadi. Sıkı tutun onu. Başaracağım. Başaracağım. Devam et. Bunu yapabilirim. Thank you.
sürdüm Ri. Teşekkür ederim baba. Aman. Bir terslik var. Daha fazla küçü lazım. Of. Bakabilir miyim? Tamam. Anne ne yapıyorsun? Eğer bunu alıcıma seri bağlarsam bize yeterli gücü verir. Tamam. İşte oldu. Bir daha dene. Çalışıyor. Verileri toplamak üzere. Sistemleri analiz ediyor. Evet. İşe yaradı. Evet. Bunu biliyordum. Başardın tatlım. İletiyor. Tanrım çalıştı. Başardılar. Beyler! Beyler! Başardılar! Bakın, başka güvenli bölgeler ortaya çıkıyor. Dünya eskisi gibi olmayacak. Ama uyum sağlayacağız. Toplum değişmek zorunda. Bir umudumuz var. Her zaman.